Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan, Bağlar Mahallesi'nde yaşayan bir ailenin iftar davetine katıldı. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Başkan adayı Yazgan'a belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti. Sıcak karşılamanın ardından aile üyeleriyle bir araya gelen başkan adayı Yazgan, çocuklarla da yakından ilgilendi. Tuana görümcemin, diğeri de ablamın arkadaşı. Evet, güzel güzel. Bir aday güzel. Evet. Aile hep beraber. Tabii. Bir de hani aynı çatı altında oturmak yani daha güzel. Güzel güzel. Evet. Tamam. Aferin. O kadar değil. Belki de o kadar. O kadar. Daha aşağı. İftar sofrasında toplanan aile üyeleri ve başkan adayı Yazgan dualar eşliğinde oruçlarını açtı. Hocamız var. Doğumda ölüme kadar o bizim yanımızda. Allah razı olsun. Bir doyur adına. Hakkari yardım. Ben bunu aradım. Tamam. Yanaş bakayım. Burada mısınız bu arada? Bir tane Hakkari yardım. Doğum yanımız toplamakla. Böyle mübarek aylara, mübarek günlere, mübarek gecelere sağlıklı sağlıklı durmuş içerisinde yaşamayı nasip eyle Ya Rabbi. Durmuş olduğumuz doğuşlarımızı, kılmış olduğumuz namazlarımızı, yapmış olduğumuz hayırlar sanatlarımızı dergâh-ı ruhiyetinleştirip kusurlu hatasıyla nusayla kabul ve kaleyin eyle. İftar yemeği sohbetin ardından sona erdi. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan'ın bir sonraki durağı Aliköy oldu. Aliköy halkıyla bir araya gelen başkan adayı Yazgan'a, Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Vedat Şenol ve partililer de eşlik etti. Vatandaş tarafından yoğun ilgi gören başkan adayı Yazgan meşalelerle karşılandı. Vatandaşla bir kahvehanede bir araya gelen başkan adayı Yazgan, herkesle tek tek selamlaştı. Mart yerel seçimleri için başkan adayı Yazgan'a destek isteyen milletvekili Halıcı, Isparta'yı şaha kaldırmaya hazırız dedi. Koşar adım 31 Mart seçimlerine gidiyoruz. Bakın her yerde verdiğim iki tane örnek var. Burada da onları vereceğim. 10 ay geçti aradan milletvekili seçimlerin üzerinden. O gün 19 lira olan mazot, akaryakıt bugün 45 lira. 45 lira, 45 lira. Yani sizin üreticilerin, çiftçilerin, hayvancılıkla uğraşanların, reçberlerin üretmesi artık mümkün değil. Mümkün değil bu şartlarda. Bir diğer konu, gündemdeki en önemli meselelerden biri emekliler. Bu ülkede emekliler açlık sınırının altında maaş almaya mahkum edildiler maalesef. Mahkum edildiler. 17 bin lira açlık sınırı var. 10 bin lirayı reva gördüler bu memlekette emeklilere. Yazıklar olsun diyorum buradan. Yazıklar olsun. Bakın geçtiğimiz günlerde Tayyip Erdoğan Isparta'da bir miting yaptı değil mi? Sayın Erdoğan. Ne oldu? Bu mitingde bir vatandaşımız emekliye adalet yoksa oy da yok diye bir tişörtle alana girmeye çalıştı. Emeklinin sesini duyurmaya çalıştı. Fakat daha vatandaşımızı kapıda şey yaptılar. Gözaltına aldılar. Görüştük, ettik. 5-6 saat sonra serbest bırakıldı. O kadar manidar ki adında adalet olan bir parti, Adalet ve Kalkınma Partisi diyor değil mi? Adalet isteyen bir hemşehrimizi apar topar içeri atmaya kalktı.
Şimdi vatandaşımız dışarıda, hemşerimiz dışarıda. Fakat Cumhurbaşkanı'na hakaretten kendisine soruşturma açıldı. Niye? Emeklinin hakkını savundu diye. Emekli maaşları düşük, bunu yükseltin dedi diye. İşte ülkenin geldiği durum maalesef bu. Peki böyle bir durumda bize nasıl bir görev düşüyor? Bize düşen görev şu. 31 Mart seçimlerinde Türkiye İttifakı'nın Çatı Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve onun adayı Atakan Başkan'a yine ilk genel çok yoğun bir çalışma yapıyorlar. Isparta'ya farklı bir vizyon getirdiler. Isparta'ya değer katıyorlar, değer katıyorlar. Bu fırsatı Ispartalı hemşerilerimizin kaçırmaması gerektiğini düşünüyoruz. Değişim kapınıza kadar geldi. Böyle güçlü bir kadro var. İl başkanıyla, milletvekiliyle, il genel meclisiyle, belediye meclisiyle, belediye başkan adayımızla ve buradaki dostlarımızla, başkanlarımızla, büyükşehir belediyelerinin de desteğiyle biz Isparta'yı şaha kaldırmaya hazırız. Vatandaşın sorun ve taleplerini dinleyen başkan adayı Yazgan, ayrım yapmadan göreve gelmeye hazırız. İktidar vatandaşı cezalandırıyor ama biz mükafatlandıracağız diye konuştu. Yani hiçbiriye ayrım yapmadan hizmetlerinize devam eder misiniz aynı Isparta Spor'a ettiğiniz gibi? Yoksa bazı partilerin kişisel ayırdıkları gibi siz de mi ayrım yaparsınız? Şöyle izah edeyim. Dağlar bu sorulara karşı cevapları hazırladı. Evet. Şimdi bizim Cumhuriyet Halk Partisi halkçı belediyeciliği var, sosyal belediyeciliği var, evet, şeffaf belediyeciliği var, adil belediyeciliği var. Biz bunlara uymak zorundayız. Zaten karakterimiz, kişiliğimiz de böyle. İnşallah hiç ayrım yapmadan, evet, hiç ayrım gözetmeden görevimizi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ali Köyü zamanında bu bölgenin spora, bu köylerin spora öncelikli veren ve küçük Almanya'sıyla. Benim köyüm niye geri kaldı kardeşim? Muhtarlar mı çalışmıyor gelen muhtarlar? Sadece şu anki muhtarı değil. Demek ki hem küçük arkadaşım hem beraber yetiştirdiğim arkadaşım var. Bundan önce de yıllarca muhtar gelmiş geçmiş. Niye benim Ali Köyüme bir şey çatılmıyor? Muhtarlar mı çalışmıyor? Buraya gelen milletvekiller mi çalışmıyor? Niye benim buraya küçük acılara, spora bizde başladılar. Amatörlüğü bizden öğrendiler. Halı sahaları yapıldı. Benim köyümden öğrendiler futbolu. Benim burada bir halı saha yapılır diye kadar. Niye buraya bir küçük halı saha yapılmadı? Kardeşim Allah'a ben cevaplandırayım. Ben cevaplandırayım. Soruyu anladım. Şu anki iktidar sizi cezalandırmış. Biz mükafatlandıracağız. Evet.